sevgili dostlar. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Cenab-ı Allah bütün işlerimizi rast getirsin. Hayırlar, bereketler, güzellikler, sağlık, sıhhat, afiyet versin. Tabii TikTok sayfamızda yine tasavvuftan, sufi dünyasından bilebildiklerim kadar sizlerle videolar paylaşıyorum. Tasavvuf alimlerinin yazmış olduğu kitaplardan, efendime söyleyeyim, benim okuduklarımdan sizlere bilgiler paylaşıyorum. Tabii her zaman söylüyorum, hurafelerden, efendime söyleyeyim, sizlerden para isteyen bir takım insanlardan uzak durun. İşte sana şunu yapayım, şu edeyim, bu edeyim, işte nuska yazayım, bu edeyim, efendime söyleyeyim, kurşun dökeyim, işte şu fal bakayım, şu. Bu tip insanlardan uzak durun, kimseye paranızı yedirmeyin. Bu tip işlerde bir fayda yok. Yapacağınız tek şey, bir sağlık probleminiz varsa doktora gideceksiniz. Değerli sağlık çalışanlarının bilgilerine başvuracaksınız. Manevi sıkıntılar için psikologlara gideceksiniz ve dua edeceksiniz inşallahü teala. Kimseye o değerli paranızı, helal alın terinizi kaptırmayın. Kimsede bir mucize yok. Kimsede bir böyle bir mucize bir durum yok. Yapacağımız mantıklı şekilde kötü alışkanlıklarımızı terk ederek, sağlıklı beslenerek, spor yaparak, kanunlara uyarak, kimseye zarar vermeden, din, ırk ayrımı yapmadan, insanlarla hoş geçinerek, vücudumuza güzel bakarak, sağlıklı bakarak, kötü alışkanlıkları hemen terk ederek, hurafeleri terk ederek ve bu tip işte üç kağıt işlere para yedirmeyerek, efendime söyleyeyim, mantıklı şekilde yaşamaya çalışacağız. Mühim olan şudur, insanın ailesiyle, etrafıyla, çevresiyle güzel geçinmesi, kimseye zarar vermeden pozitif şekilde, hoş bir şekilde, güzel bir insanlıkla, güzel bir ruhla, güzel bir kalple yaşayıp gitmesi çok önemlidir. Kimsede bir mucize yok. Problemlerimizi mantığımızı kullanarak çözeceğiz. Yani sağlık problemimiz varsa değerli doktorlarımıza gideceğiz. Sıkıntılarımız varsa bir ruhani, manevi, bunlar psikologlara gideceğiz. Aynı zamanda da inancımız gereği dua edeceğiz. Cenab-ı Allah'a sığınacağız. Kimsede bir mucize yok. Ben tekrar söylüyorum, bu hurafe işler çok fazla. İşte medyumlar, tarotçular, şunlar, bunlar, kahve falı bakanlar, kurşun dökenler, işte gel senin kısmetin açayım, nuska yazayım, ver para. Bunlara sakın inanmayın, kimseye para vermeyin. Parayla bu işler olmaz. Allah rızası için insanlar insanlara dua ederler. Mucize Hazreti Allah'tan, kimsede bir mucize yok. Biz vücudumuza, sağlığımıza güzel bakarak, güzel dostluklar kurarak, din, ırk ayrımı yapmadan, herkes bizim kardeşimizdir. Kimseye kötü davranmadan, çevremize pozitif davranarak, güzel helal işlerden, helal lokmayla, kul hakkı yemeden, yalan söylemeden, efendime söyleyeyim, insanlara kötü davranmadan, merhametli şekilde, güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Tabii bunun yanında da imanımız gereği Allah'a sığınarak dua edeceğiz. Cenab-ı Allah'tan isteyeceğiz. Çalışacağız, çabalayacağız ki Cenab-ı Allah bize hayırlı rızıklar versin. Önemli olan şudur, işin ilmi kısmı nedir? Mesela işte tasavvuf ilmiyle ilgili çok güzel kitaplar var, bunları okuyarak. Sufi dünyasıyla ilgili güzel kitaplar var, bunları okuyarak. Başka güzel kitaplar da var, hepsini okuyarak. Bir de mutlaka bir hobi elde etmek gerekiyor. Mesela bir işte bir ağaç dikmek, resim yapmak, müzikle uğraşmak, efendime söyleyeyim, kitap okumak gibi, spor yapmak gibi. İşte bir bisiklete binmek bile çok güzel, yüzmek bile çok güzel. Efendime söyleyeyim, doğada yürüyüş yapmak çok güzel. Yani kimsenin bizi mutlu etmesini beklemeyeceğiz, kimseden bir mucize beklemeyeceğiz. Biz mantıklı şekilde, güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bir de işin tabii şu yönü var. Vücudumuzu ne kadar pozitif enerjiyle, yani iyi niyetle, güzellikle, hoşlukla ruhumuzu donatırsak, vücudumuz da o kadar sağlıklı çalışır ve güzel olur. İnşallahü teala. Yine bilebildiğim kadar, okuyabildiğim kadar tasavvufla ilgili bir konularda böyle ufak ufak videolar çekmeye devam edeceğiz. Ama hep söylüyorum, sakın hurafa işlere, şuna buna paranızı yedirmeyin. Paranızı kendi ailenizle güzel şekilde harcayın, kendi ihtiyaçlarınızla harcayın. Kimse kimsenin kaderini değiştiremez. Kimse kimseye bir hani gel sana şunu vereyim, bu şu olsun, bu olsun, şifa ver, böyle bir şeyler yok. Doktorlara başvuracağız. Değerli sağlık çalışanların bilgilerine başvuracağız. Önemli olan budur. Ondan sonra da inancımız gereği tabii dua edeceğiz. Duaya sığınacağız. Ve bütün kötü alışkanlıkları bırakarak, bütün kötü huylarımızı bırakarak,
kimseyi ötelemeden, kimseye ayrımcılık yapmadan herkes bizim kardeşimizdir. Herkese saygı duyarak, herkesin görüşüne, yaşantısına saygı duyarak güzel şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah hepimizin işlerini rast getirsin. Sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Güzel günler göstersin inşallah.